Merhaba sevgili kardeşlerim. Soru şu şekilde. Aşağıda verilen devrede voltmetrede 377 volt okunmuştur diyor. Hemen başlayalım. Fazlar arası gerilim, yani R fazıyla S fazı arasındaki gerilim, yani U hat gerilimi ölçülmüş 377 volt olarak. Evet. Daha sonra ampermetrede 12.6 amper ölçülmüş. Yani hattı kesmişler sevgili kardeşlerim. I hat eşittir 12,6 amper olarak bulunmuş. Motorun etiketinde güç katsayısı da, yani kosinüs fi 0,67 olarak verilmiş. Evet. Motorun kaynaktan çektiği gücü hesaplayınız diye sormuşlar. Başlayalım. Üç fazlı sistemlerde gücümüz şu şekilde bulunuyordu. Sin power'la başlayalım isterseniz. Görünür gücümüz kök 3 kere U hat çarpı I hat. Evet. Şu gücümüz, hemen şekil destekli anlatmaya çalışayım. Şurası reel eksenimiz. Şurası sanal eksenimiz. Şu şekilde bir görünür gücümüz var ise, bunun yatay eksen üzerindeki iz düşümü harcanan gücü verir. Yani bunu soruyorlar bize. Evet. Dikey eksen üzerindeki iz düşümünü şu anda ilgilenmiyoruz onunla. Enerjiye dönüşemeyen gücümüz Q. Şu akımla gerilim arasındaki açı farkı da fi açısı. Evet. P eşittir soru şartı. Bulalım sevgili kardeşlerim. P eşittir S çarpı kosinüs fi veya direkt kendimiz formülümüzü yazalım. Kök 3 çarpı U hat çarpı I hat çarpı kosinüs fi olarak yazdık. Evet. Şunu da temizleyebilirim. Harcanan güç bulunmak üzere. Kök 3'ümüz 1,73. 377 volt, 12,6 amper çarpı kosinüs fi'miz de 0,67 olarak verilmiş. Hesap makinemizi göreve çağıralım. Kök 3 eşittir 1,73 diye giden sayı çarpı 377 çarpı 12,6 çarpı 0,67 eşittir 5512. 5512 watt olarak bulundu sevgili kardeşlerim. P eşittir yaklaşık 5,5 kilowatt. Yazmaya çalışayım. 5,5 kilowatt olarak da yazabiliriz. Yani. Bu video bu kadar olsun sevgili kardeşlerim. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşça kalın efendim.